Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Nintendo Switch'e çıkmış olan Super Mario 3D All Stars oyunu hakkında konuşacağız. Oyunu birkaç gündür oynuyorum. Gerçekten fena oyun değil. Hem el konsolunda hem de televizyon modunda gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Fakat bildiğiniz üzere bu koleksiyonda olan 3 tane oyunda eski Nintendo oyunları. Şimdi bu oyunları bilgisayarda, emülatörle de oynayabilirsiniz. Bunu biliyor herkes tabi. Aynı zamanda da skandal bir şey bence. Bu oyunlar da Nintendo Switch'e emüle edilmiş abi. Yani ne remastered ya da ne de böyle HD remake tarzı bir şey. Direkt oyunları koymuşlar ama aslında bayağı yeni bir şeyler de eklemişler. Hani bunlar hakkında da videoda konuşacağız. Hani direkt 3 tane oyunu bir pakete sığdırıp size sunmuyorlar. Nedir bu oyunlar? Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy ve Nintendo 64'ün ve belki de dünyanın en baba 3 boyutlu platform oyunlarından bir tanesi olan Super Mario 64. Nintendo değişik bir şekilde ilk defa böyle bir şey yapıyor. Bu oyunu limitli bir süre için piyasaya sürmüş oldu. Kutulu versiyonu bayağı limitli olarak piyasaya çıktı. Şu anda tükenmiş durumda. Ve aynı zamanda oyunun dijital versiyonunda 31 Mart 2021'de eShop'tan kaldırılacak. Gerçekten çok ilginç. Şimdi bu videoda ne olacak? Bu videoda size deneyimlerimden bahsedeceğim. Nintendo bu 3 oyuna neler eklemiş onları göstereceğim size. Fikirlerimi söyleyeceğim. Ve en sonunda bu oyun ya da bu koleksiyon alınır mı alınmaz mı? Ondan bahsedeceğim. Beni bilenler bilir. Hiçbir zaman gerçek bir Mario hayranı olmadım. İlk oynadığım oyun Game Boy'daki Super Mario Land 1 olsa da gerçekten Mario'cu bir adam sayılmam. Ama Mario oyunlarını seviyorum. Super Mario Odyssey deli gibi oynamıştım. Ama ben Nintendo kulvarında daha çok Zelda ve Wario'yu seviyorum açıkçası. Ama doğruya doğru yakın bir zamanda ve hatta uzun bir süre Wario oyunu hiçbir zaman görmeyeceğiz. Hal böyle olunca da her Mario oyununu oynamadım. Ve işin ilginç yanı bu koleksiyondaki 3 Mario oyununu da zamanında çeşitli sebeplerden dolayı yarım bırakmıştım. Mesela Super Mario Galaxy gerçekten inanılmaz bir oyun. Wii'de grafikleri çok güzel ama Wii Remote'la oyunu oynama beni gerçekten hani çok yoruyor ve hiç sevmediğim bir şey. Çok hoşuma gitmiyor. Oyunu ne zaman böyle oynasam sıkılıp kapattım ya da deli gibi oynamak istedim. Remote'la oynayacağım düşüncesiyle her zaman yarım bıraktım. Super Mario Sunshine keza GameCube zamanında oynadığım bir oyundu. Ama ben bu tarz Mario oyunlarını çok sevmiyorum. Hani klasik Mario'cuyum. Super Mario Sunshine gerçekten güzel bir oyun. Yeni fikirler var ama ben klasik Mario oyunu tercih ettiğim için bu oyunu da böyle bir 5-6 saat oynayıp bırakmıştım. Super Mario 64 ise çok ilginç. Tabii hani Nintendo 64 döneminde Nintendo 64'üm olmadığı için bu oyunun hype'ına kapılamadım. Yıllar sonra oynama şansına eriştim ve grafikleri de beni çok açmadı açıkçası. Keyifli bir oyun olsa da bu tarz grafiklerle hani oynamak istemedim. Nintendo'nun bu oyuna bir remaster yapması gerekiyordu. Yapmıyorlar ısrarla. Aynı oyunu sürekli bize satıyorlar. Şimdi oyuna gelecek olursak oyun gerçekten inanılmaz hızlı açılıyor arkadaşlar. Nintendo Switch'te bu kadar hızlı açılan bir oyun görmedim diyebilirim size. Oyuna bastım ve inanır mısınız 2 saniyede açıldı diyebiliriz. Oyunun menüsü gerçekten sade. Soldan sağa doğru oyunlar sıralanmış. Nintendo burada sade bir iş başarmış ama gerçekten hiçbir şey yok. Sadece 3 oyun ve 3 tane oyunun soundtrack'i var. Hani ekstradan yeni bir bölümler vesaire koymamışlar. Hani bu oyunları zamanında yalayıp yutmuş insanlar bu koleksiyondan ne alacaklar bilmiyorum. Hani zaten oyunda limitli biliyorsunuz. Kutulu versiyonu almak isteseniz ayrı bir dert. Dijital versiyonu alsanız da hani sonuçta bu oyunları bitirmişseniz de ne anlamı var bilmiyorum hani. Soundtrack'te şöyle bir şey var. Beğendim zaten bu oyunların soundtrack'leri çok güzel ama nasıl dinleyeceğiz hani bilmiyorum. Hani konsolun sürekli açık kalması lazım. Sonuçta sleep modu aldığımız zaman çalmaya devam etmiyor. Bu biraz ilginç olmuş. Güzel şeyler eklemişler ama bence ilginç olmuş. Hani ben çok tercih edeceğimi düşünmüyorum hani. Biraz baktım kapattım. Tarih 2002'de çıkan Sunshine'dan sonra Super Mario Galaxy'ye gelince oradaki tarih bir anda böyle değişiyor. O güzel olmuş. Onun yanı sıra işte eksi tuşuna bastığımız zaman da dil seçenekleri var. Farklı dillerde oyunları oynayabiliyoruz. Tabii ki de Türkçe yok. Zaten Türkçe olsa da çok bir şey değişmeyecek. Yani çok bir diyalog olmayan bir oyun sonuçta üçü de. Mario 64'e baktığımızda oyun bildiğimiz Mario 64. Çok fazla bir şey eklememişler ama benim ilk dikkatimi çeken ana ekranda Mario'nun suratı biraz daha parlak, biraz daha böyle detaylı gibi. Aynı zamanda da oyun geniş açı değil. Geniş açı yapmamışlar, 16:9 yapmamışlar oyunu. Belki bir nostalji hissiyatı yaşatmak amacıyla yapmışlardır bilmiyorum ama aslında geniş açı olsaymış güzel olurmuş. Oyun 30 FPS çalışıyor. Niye böyle bir tercih yapmışlar onu da bilmiyorum. Oyunu biraz açtığımız zaman hani grafiklerine biraz düzeltmeler olduğunu söyleyebilirim. Keyifli yani kötü değil. Çok güzel oynanıyor. Kamera açısı falan da fena değil. Sağ analog stick'i kullanabiliyorsunuz. Mario'nun üzerinde güzel güzel böyle detaylar var.
Ama oyun beni kısa sürede baydı açıkçası. Hani bunu oynayacağım ama Super Mario Odyssey oynarım. Sonuçta bu koleksiyon 60 dolar. Super Mario Odyssey de 60 dolar. Hatta yer yer fiyatı da iniyor. O yüzden bu oyunu çok seven arkadaşlar varsa bu koleksiyonda hani oynayabilirler. Ya da bilmiyorum, bilgisayarda deli gibi 2K'da daha yüksek grafik detaylarında da oynayabiliriz ama o ayrı bir konu zaten. Super Mario Sunshine'a geldiğimiz zaman Nintendo gerçekten burada güzel iş başarmış. Oyunun grafikleri bayağı güzel olmuş. Hani bayağı bir detaylar falan var. Güzelleştirmişler. Hani yalan yok. Kötü değil. Ondan sonra 16'ya 9 olmuş. Geniş açı oynayabiliyorsunuz. GameCube'de bunu oynama şansınız yok bu şekilde. Her şey akıcı ama oyun 30 FPS. Gerçekten 60 FPS neden yapmamışlar? Bu da herkesin merak ettiği bir şey YouTube'da. Ben de merak ediyorum. Neden böyle bir şey yapmadı Nintendo acaba? Bunun yanı sıra oyunla ilgili şöyle bir şey var. Hani Nintendo GameCube'de trigger diyebileceğimiz tuş biraz hassas olduğu için ona göre suyu atıyordunuz. Bunda su atmada nedense sol analogu kullanıyorsunuz hedef almakta ve sol analogda şey yapmışlar direkt. Aksis şeyi ters yapmışlar. Yukarı yapınca aşağı, aşağı yapınca yukarı yapıyorsunuz ve bunu değiştirme şansınız yok. Ben o yüzden gerçekten zorlandım. Hani alışması çok uzun sürüyor. Zaten çok sevdiğim bir oyunu değildi. Zamanında bayılarak oynamamıştım. O yüzden direkt oyunu kapattım. Sunshine'ı seven arkadaşları üzmeyecektir. El modunda ise Sunshine gerçekten bayağı iyi gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Ben gerçekten şaşırdım. El modunda oynarken çok büyük keyif aldım. Sonuçta Nintendo Switch televizyon modunda oynayacaksınız. Okey ama asıl olayı bence el konsolu. Yani asıl olayı taşınabilir olması Nintendo Switch'in. Taşınabilir olarak da Mario Sunshine'ı oynayabileceğiniz sadece tek yer bu. Ya da internetteki böyle modlu konsollardan almanız lazım. Modlu konsollardan alamayacaksınız yani. Nintendo Switch sizin için gerçekten büyük bir tercih sebebi olabilir. El konsolunda oyun çok güzel gözüküyor. Yani bayağı güzel gözüküyor. Grafikleri çok iyi zaten. Bayağı bayağı akıcı. İşte sadece 30 FPS olması beni şaşırttı. Bir de şeyin ters olması hiç hoşuma gitmedi abi. Yani su atarken bayağı bir zorlandığımı söyleyebilirim. Aşağı yapınca işte yukarı yap gelmesi, yukarı yapınca aşağı yap gelmesi. Benim çok hoşuma giden bir özellik değil. Genelde oyunlarda bunu hemen kapatırım, düzeltirim. Neyse, yine de seven arkadaşlara tavsiye ederim. Arkadaşlar Super Mario Galaxy var ya, efsane olmuş. Gerçekten oyunu açar açmaz şoka girdim. Grafikleri mükemmel. Ve Wii Remote'la olmadığı için de Wii Remote şey, Joy-Con'larla oynuyorsunuz ve çoğu hareketi tuşlarla yapıyorsunuz. Ve mesela şu yıldızla pointer'ı sağa sola çekmek isterseniz de sağ elinizle onu kullanıyorsunuz. Gerçekten güzel olmuş. Hani oynarken çok büyük rahatlık. Artı grafikler efsane ötesi. Yani çok şaşırdım. 1080p 60 fps ve harika, sanki bu jenerasyon oyunuymuş gibi gözüküyor. Eğer bu koleksiyon böyle 60 dolar değil de 30 dolar falan olsaydı sırf bu oyun için bile alınabilirdi. Ama şu anda 60 dolar sırf bu oyun için vermek biraz mantıklı değil ama gerçekten çok güzel çalıştığını söylemeliyim. Mario Galaxy benim en sevdiğim Mario oyunlarından bir tanesi. Ama Wii'de işte bu remote olayı olduğu için de her zaman uzak kaldım, bitiremedim. İçimde ukde olmuş bu oyundu. Bu koleksiyonda bunu gidereceğimi büyük ihtimalle eminim. Çünkü gerçekten öyle böyle değil. Mükemmel olmuş hani grafikler. Oynanış çok güzel olmuş. Ya sanki Nintendo Switch'e çıkmış bir oyun gibi. Hani Super Mario Odyssey'de çok yakın grafikleri var diyebilirim hani. Bayağı bir güncellemişler oyunu. Bayağı bir detaylarını eklemişler. Çok güzel olmuş. El konsolu modunda ise ayrı bir güzellik. Hani Mario Galaxy elde oynamak hani bir hayal gibi bir şeydi sonuçta, Wii oyunu. Ama onu çok güzel yapmışlar. Pointer içinde ekranı dokunmanız gerekiyor. Dokunmatik ekranı kullanıyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yani güzel bir özellik. Ben de çünkü bunu düşünüyordum. Hani bu oyun Joy-Con'larla oynanıyorsa el konsolunda nasıl oynanır diye. El konsolunda gerçekten güzel, harika. Hatta tabii ki de küçük ekranda daha sıkılaştırdığı için görüntüleri daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Ben bayağı sevdim. Bir sıkıntı yaşamadım. Hatta bu koleksiyonda en sevdiğim Super Mario Galaxy oldu arkadaşlar. Sonuç olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten 3 tane en güzel oyunu Nintendo bize sunuyor. Böyle aşırı bir Mario hayran değilseniz bu oyunu 60 dolar vermenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Super Mario Galaxy dışında diğer 2 oyunu zaten çok sevmiyordum ama gerçekten hani Super Mario Galaxy dışında diğer 2 oyunda çok fazla bir değişiklik olmamış. Yani Super Mario Sunshine gerçekten hani güzel dokunuşlar yapmışlar. Okey, sıkıntı yok. Ama Super Mario Galaxy bambaşka. Yani açtığınız zaman şoka giriyorsunuz. Ben yani direkt öyle oldum. Açtığım zaman şaşırdım. Çünkü şimdi sırayla gittim mi Super Mario 64'ü oynadım bir saat kadar. Sonra Sunshine oynadım birkaç saat. Ondan sonra Galaxy'yi açınca şoka girdim. Baya baya farklı. Yani bu koleksiyonun en güzel olayı bence Super Mario Galaxy. Sonuç olarak dediğim gibi Super Mario hayranı değilseniz
bu oyunu uzaktan bakın. Koleksiyon yapıyorsunuz ya da Sunshine hayranıysanız kesinlikle alın tabii. Oraya ona bir şey diyemem. Bir de 60 doları çok fazla olduğunu düşünüyorum bu 3 oyuna. Başka yorumum yok. Sizin de yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.